Merhaba arkadaşlar. Aloe vera için çok soru geldi. Aloe veram hiç gelişmiyor, aloe veram hiç yavru vermiyor gibi. O yüzden bu videoyu hazırladım. Beni izledikten sonra artık bu konuda sorun yaşamayacaksınız. Daha önce aloe veranın kök gelişimi için aspirin kullanmanızı tavsiye etmiştim. Bugün ise aloe veranın hem hızlı gelişmesini hem de yavru vermesini sağlayacak yöntemi sizinle paylaşacağım. Bunun için de doğum kontrol hapını kullanacağız. Aranızda bunu duymamış olan veya şaşıran olabilir. Ama aslında bu bir sır değil. Uzun yıllardır kullanılıyor. Hatta Sağlık Bakanlığı'nın dağıttığı ilaçları sırf bitkileri için alanlar var. Ben de bu kişilere dahilim. Şimdi aranızda bu hap bitkileri kısırlaştırır mı? diye düşünenler olabilir. Hemen ona da cevap vereyim. Hayır öyle bir şey söz konusu değil. Aksine dediğim gibi daha çok yavru vermesini sağlıyor. Hapın içeriğindeki östrojen ve progesteron hormonu bitkilere fayda sağlıyor. Bunu uzun yıllar önce tıp fakültesinde okuyan bir arkadaşım söylemişti. Hatta fakülte derslerinde de bundan bahsediliyormuş. Bunu ilk defa onun sayesinde, onun tavsiyeleriyle kullanmaya başladım. Ama siz güvenilirliğinden şüphe ediyorsanız çiçekçilere de sorabilirsiniz. Çünkü bana çiçekçi de doğum kontrol hapını bitkiler için Kullanmamı tavsiye etmişti. Şimdi hemen yapım aşamasına geçmek istiyorum. Ben e, bu markayı kullanıyorum. Sağlık Bakanlığı ücretsiz olarak da veriyor hatta. Aile hekiminizden alabilirsiniz. E, bundan bir tane alıp şekilde ezmemiz gerekiyor. Bir kabın içerisinde ezmeniz gerekiyor. Biraz sert olduğu için e, suda hemen erimiyor. O yüzden ezmeniz daha kolay erimesini sağlayabilir. Bunu hatta bitkinin direkt e, köküne gömerek kullananlar da var. Ama e, o şekilde erimesi daha zaman alıyor. O yüzden ezerek suya karıştırıp vermenizi tavsiye ederim. Daha hızlı etki sağlıyor. Bu şekilde yaptıktan sonra üzerine de ılık su eklememiz gerekecek. Hemen ılık su ekliyoruz. Bir miktar ılık su ekledim. Ee, yani tam olarak e, ölçü vermiyorum. Çünkü bu us, kullanacağınız bitkiye göre değişecek. Ne kadar e, bitki sulayacaksanız ona göre ayarlayabilirsiniz. Ben sadece bu iki aloe veram için kullanacağım şu an bunu. Bu şekilde karıştırdıktan sonra ezildiğini anladığınızda direkt bitkilerinize verebilirsiniz. Tam olarak hemen ezilmemiş olabilir. Ama bu şekilde verirseniz de sıkıntı olmaz. Zaten dediğim gibi bütün olarak toprağınıza toprağına gömerek de verebilirsiniz. Ama dediğim gibi ezdiğinizde daha hızlı etki ediyor. O yüzden ben genel olarak böyle ezip de veriyorum. Bu şekilde aloe veralarınıza ya da diğer bitkilerinize uygulayabilirsiniz. Yalnız şuna dikkat etmenizi istiyorum. Bu uygulamayı sık olarak yapmayın lütfen. Yani bu Doğum kontrol hapı ile yapacağımız uygulamayı ayda bir veya iki ayda bir uygulayabilirsiniz. Yani bunun çok iyi çiçeklerinizin ya da aloe vereninizin iyi geliştiğini görenler haftada bir uyguluyor. 15 günde bir uyguluyor ama bu kesinlikle yanlış olur. Dediğim gibi yani nasıl ki doktorun verdiği reçeteyi siz ona uyarak yapıyorsanız lütfen bu söylediklerimi de dikkate alın. Çünkü yani dikkate almayanlar mesela kuru maya tarifi ile ilgili verdiğimi dikkate almayanlar hafta bir uygulamış, çiçeklerinde sararma yaşamış ama lütfen ben onu da ayda bir uygulamanızı söyledim. Sık uygulayarak daha iyi verim elde edeceğinizi düşünmeyin. Yani ben dediğim gibi deneyimlerimi paylaşıyorum. Bu deneyimlerim doğrultusunda yapmanız gerekeni söylüyorum. Farklı uygulamalar yapıp sonucu hüsranla bitirmeyin lütfen. Bugünlük benden bu kadar. Umarım faydalı bilgiler vermişimdir sizler için. Videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Ve uygulamalarınızda yaşadığınız olumlu veya olumsuz şeyleri lütfen bana iletin. Yorumlarda bu konuda bana bilgi verebilirsiniz. Hepinize teşekkür ederim. Sağlıklı, mutlu, güzel günler diliyorum. Hoşçakalın.